Merhaba gençler. Şimdi üçgende açıortayın birinci konu testini gömeceğiz arkadaşlarım birlikte. Şöyle bir ayarlamasını yapayım. Odaklamasını da ayarlayayım. Evet, hemen başlayalım. Bira bismillah dedik, başlıyoruz. Birinci soru. Şimdi açıortayı gördük. Kolların oranı 8'e 10. Sadeleştirerek ayaklara taşıyın demiştim bunu. 2'ye bölerek yazıyorum. 4K'dır bu ayak. 5K'dır bu ayak. Ve toplam 9K'yı bize 9 olarak vermiş. Demek ki K 1. K 1 ise 4K 4'tür dedim. Cevabımız Bursa'dan geldi. İkinci soru. Yine bakın açıortay görüyorum. Sadece ayaklarının oranını vermiş 6'ya 4. Sadeleştiriyorum 3'e 2 diyerek kollara taşıyorum. 3K'ya 2K. Bize de demiş ki AB ile BC'nin toplamı, yani 5K'yı 15 vermiş. Demek ki K 3, BC'yi soruyor 2K'yı, 6'yı yapıştırdım. Üçüncü sorumuz. Bakın yine açıortay, ayakları görüyorum 6'ya 9. 3'e bölerek söylüyorum. 3'e bölelim 2K burası. 3'e bölelim 3K'da bu olacak. Ne demiştik? Ayakları biliyorsan kollara taşı. Kolları biliyorsan ayaklara taşı, ki ilk 3 soruda sürekli bunu yaptık. Hatta 4'e bakıyorum. 4'te de taşıma yapacağız arkadaşlar. Şimdi devamında ne diyor? BC yani 3K dediğin şey AB ile, yani 2K ile 4'ün toplamına eşit. 3K 2K ile 4'ün toplamı. Hemen 2K'yı buraya aldım. Burada K kaldı. Demek ki K 4. AB'yi soruyor. 2K'yı soruyor. Cevap 8. Bursa'dan geldi. Dördüncü sorum. Bakın 8 ile 12. Hemen bunu ne yapıyorum? 4'e bölerek sadeleştirelim ve ayaklara taşıyalım. 2K 3K. Ve bize buradaki 5K'yı ne vermiş? 15. Demek ki K 3. K 3 ise burası 6, burası 9. Ne istiyor? DC-BD. Yani 9-6'dan 3'ü istiyormuş. Geldim 5. sorumuza. Evet. AC'yi 14 vermiş arkadaşlarım. Önce bunu bir yazalım. Şimdi şurada da bakın 9'la 12. Benim şu açıortayımın kollarının oranı 9'a 12. Hemen bunu sadeleştiriyorum. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 4. O zaman buraya 3K, 4K yazıyorum. Ve toplam 7K'nın 14 olduğunu biliyorum. Demek ki K2. K2 ise burası 6, burası da 8'dir dedim. Ne istiyor şimdi benden? BE, ED'nin kaç katıdır diye bir soru sormuş. Önce şu açıortayı bir konuşalım hemen. Bakın kolları 9'a 6. Biraz sadeleştirelim. 3'e bölersem burası 3M, burası da 2M olur dedim. Şimdi benden istiyor ki BE yani 3M acaba 2M'nin kaç katıdır? A katıdır diyorum ben de. Şimdi şu M'leri silelim. A'yı bulmak için 2'yi buraya bölü olarak attım. 3 bölü 2 çıktı. A dediğimiz şey. Demek ki 3 bölü 2 katıymış. Evet, 6. sorumuz. Şimdi şu bir açıortaysa ayakları 3'e 5. O zaman burası 3K, burası 5K. E şimdi bu açıortaysa ayakları 3'e 5. O zaman burası 3M, burası 5M. Bakın çevreyi 56 vermiş. Yani 8K ile 8M'nin toplamını, yani 8 tane K artı M'yi 56 vermiş bize. O zaman K artı M 7 olmalı. Benden de AC'yi istiyor. Bakın 3 tane K ile 3 tane M'nin toplamı. 1 tane K ile M'nin toplamı 7 ise 3 tanesinin toplamı 21'dir. Paketledik geldik. Evet, 7. soru dış açıortay teoremi sorusu. Hemen yakın kol bölü uzak kol. Yani 6 bölü 8 eşittir. Şuraya X diyelim. Birinci ayak, ikinci ayak. X bölü X artı 12. Bunları hep köşe taşında veya konu anlatımlı videolarımda anlattığım için buraları hızlı hızlı geçtim. Şimdi 2'ye bölelim 3, 2'ye bölelim 4. İçleri çarptım 4X, dışları çarptım 3X artı 36. Buradan X eşittir 36 geldi. Cevap Edirne'den çıktı. Yine bir dış açıortay sorusu kardeşim. Yakın kol bölü uzak kol diyelim. Birinci ayak 3, ikinci ayak 15. Demek ki 3 bölü 15, yani 1 bölü 5'miş kolların oranı. Burası 1K ise burası 5K olacakmış arkadaşım. Peki ne istiyor bizden bir de? X nedir diye soruyor. Hadi şuradan da bir de Pisagor çakalım biz hemen dostlarım. 5K'nın karesi 25K kare eşittir. 1K'nın karesi artı 12'nin karesi 144. Şu K'yı bu tarafa atarsam 24K kare eşittir 144.
12'ye bölelim iki tarafı. 2 olur. 12'ye bölersem 12 olur. Bir daha 2'ye bölelim. 2'ye bölelim 6. K kare ne çıktı bu durumda? 6. Demek ki K'yı biliyoruz biz. Kök 6. Ne istiyor bizden? A, B. 5K'yı istiyor. Demek ki 5 kök 6. Cevap Ceyhan'dan geldi. Konu testi 1'i gömdük. Hemen çevirdik. Konu testi 2'deyiz dostum. Bir iç açıortayla bir dış açıortay yan yana gelmiş. Önce iç açıortayı gösterelim. Ayaklar 4'e 6. Şurayı kapattım. Ayaklar 4'e 6 ise kollar da 4K'ya 6K'dır yazdım. Şimdi hemen bir de dış açıortay teoremi yapalım. Yakın kol bölü uzak kol. Yani 4 bölü 6 eşittir. Birinci ayak x, ikinci ayak x artı 10. X bölü x artı 10'dur dedim. 2'ye bölelim 2, 2'ye bölelim 3. İçleri çarpalım. 3x eşittir 2x artı 20. Buradan da x eşittir 20 paketledik geldi. Evet, ikinci sorumuzdayız. Yine bir iç açıortayla bir dış açıortay görüyorum. Şurası 8'miş dostum, DE. Buna göre AE x nedir diye soruyor. Biz de şunu biliyoruz. Bir iç açıortayla bir dış açıortay yan yana geldiği zaman aradaki açı 90 derece. Hemen Pisagor yapıyorum. 8'in karesi 64 eşittir diyorum. 6'nın karesi 36 artı x kare. 36'yı çıkartırsam 64'ten 36 çıkarsa 28 eşittir x kare. X eşittir 2 kök 7 gelir. Cevap Edirne'den çıktı. 11'e bakıyorum dostlarım. Burada bir açısal bir şey vermiş. DAB, DAB şuraya A açısı dersen diyor. ADB. Şurası 2A olacak diyor. Buna göre x nedir demiş. Şimdi şurası 180 eksi 2A. Köşe taşında aynısını çözdük dostlar. İkizkenar üçgense şurası da 180 eksi 2A. Ve bakın bunu uzattığımda buranın da A olduğunu yazmalıyım ki toplamları 180 olsun. Yani senin burada söyleyeceğin şey şu adamın mutlaka ama mutlaka AA'dan dolayı dış açıortay olduğudur. Hemen teoremi yapıyorum. Yakın kol bölü uzak kol. Yani 6 bölü 8. Eşittir diyorum. Birinci ayak ve ikinci ayak. Yani x bölü x artı 8. İşte şunları sadeleştirelim. 3 ile 4 olsun. Buradan da 4x eşittir 3x artı 24. X eşittir 24 geldi. Şimdi 12. sorudayız dostlar. Bakalım ne diyor. 12. sorumuzda kayı kuralını gördüm. Bakın BH'a bakın. BH yükseklik aynı zamanda kenar ortay. O zaman açıortay da olacak. Ve bu üçgen bir de ikizkenar olacak. Burası da 18. Şimdi hemen açıortayın, yani şu büyük açıortayın daha doğrusu teoremini yapalım. 18'e 6 olayı var. Kolla ayak arasında bakın. 3 katına çıkmış burada gördüğünüz üzere 6'nın 3 katı. O zaman 8'in de 3 katına çıkacak buradaki kol 24 olacak. 18 buradaysa buraya ne kalacak? 6. 24 olması için. Evet, 13. sorudayız arkadaşım. Okuyoruz birlikte sorumuzu. Şimdi AD 2K imiş. Oranı yazıyorum. DF'de 3K imiş. AE ile de EB birbirine eşitmiş ve ABC eş kenar üçgende. Biliyorsun ki şu kenar ortay hem yüksekliktir hem de açıortaydır. Demek ki şunlara da şöyle eşit olduğunu gösterelim. Şu bir açıortay geldi karşımıza. Şimdi ayaklarına bakın, 2'ye 3. O zaman şu kol 2M ise şu kol 3M olmalı. Burası 2M ise buraya da 2M kaldı. Demek ki burası M. Yani M'nin 2 olduğunu biliyoruz. AC'yi soruyor. 2M'yi soruyor. Cevap Adana'da patladı. Evet, şuna geldik. 14 numaralı sorumuzdayız. Şimdi açıortayın yine ayakları K. Bakın 2'ye 6. 1'e 3 oranı var. O zaman bu kol K. Bu kol 3K. Şimdi hemen bir de Pisagor çakalım şuradan. Kocaman üçgenden. 3K'nın karesi 9K kare. Eşittir. K'nın karesi artı. Şurası 8 olduğu için 8'in karesi 64. Buradan 8K kare eşittir 64. 8'e böldüm. K kare eşittir 8. K eşittir 2 kök 2. Nereyi soruyor? AB'yi. Yani K'yı soruyor. Cevap Ceyhan'dan geldi bile dostum. Evet. 15. sorudayız. Bakın hem 90 derece hem de açıortay var. Açıortayı konuşalım. 7 ile 24 ise kollar. Burası 7K. Burası 24K.
Ve bir de dikliğini konuşalım bunun şimdi. Burası 90 derece ise 7, 24, 25 üçgenidir. Yani 31K eşittir 25'tir. K eşittir 25 bölü 31 benden 7K'yı istiyor. 7 ile çarparsam bunu 175 bölü 31 yaparmış. Cevap da Adana'dan geliyormuş. 16. sorudayız. Yani son sorumuzdayız dostlarım. ABC üçgen BD'ye diyor 2K derse EC 3K olacak diyor. Bunu yazalım. AB ile AD'nin çarpımını 24 vermiş. Şununla şunun çarpımını da 24 vermiş. Peki. Olunca AE ile AC'nin çarpımı nedir diye de bir soru sormuş. Şimdi şöyle yapalım biz. Şuraya da bir harf uyduralım. M diyelim. Şimdi önce şu açıortayı konuşalım. Bu açıortaya göre kollarımız AD ile AC. O zaman AD'nin AC'ye oranı eşittir M bölü 3K. Bunu bir yazalım. Şimdi şurayı kapattığımda da burada bir açıortayımız var. Burada da ne diyeceğiz? AB'nin AE'ye oranı, onu da yazalım. AB'nin AE'ye oranı da 2K bölü M. Bunu da biliyoruz. Şimdi bizden AB ile AD'nin çarpımını vermişti bize. AB ile AD'nin çarpımı. Yani bunları bir araya getirmeye çalışalım biz dostlarım. Şurada AD var. Burada da AB var. Bunları bir ilişkilendirelim isterseniz ilk önce. Şuradaki 3'ü, şu 3'ü buraya çarpı olarak atalım. 3 buraya gelsin, buradan gitsin. Şuradaki 2'yi de buraya çarpı olarak atalım. 2 olarak buraya gelsin bu 2. Şimdi burası M bölü K, burası K bölü M. Yani takla attıralım bir tanesine, birbirine eşitleyelim. Şöyle olsun. 3 tane AD bölü AC eşit oldu dostlarım. AB bölü yok, buna takla attırıyorum. Takla attıralım buna. 2AE bölü AB. Böyle oldu. Birbirlerine eşitlediler. Bu M bölü K, bu K bölü M. Takla attırıyorum ki birbirlerine eşit olsun. Şimdi içleri çarpalım, dışları çarpalım. 2 tane AE çarpı AC eşittir 3 tane AD çarpı AB geldi. Ki bakın AD ile AB'nin çarpımı 24'tü burası. Yani 3 tane 24 oldu. Burada da 2 tane AE ile AC'nin çarpımı zaten bunu istiyor. X diyelim biz ona. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. 12, X eşittir 3 çarpı 12'den 36. Yani cevap Edirne'den geldi. Evet dostum, konu testi 1'i gömdük. Bir sonraki videoda da konu testi 2'yi gömeriz. Hadi öptüm hepinizi. Görüşmek üzere.